Canlarım güzellerim. Şimdi size kardeşlikle ilgili bir masal anlatacağım. Hazır mısınız? Masalımızın ismi Zehra ile Zühre. Zehra ve Zühre iki kardeşmiş. Zehra 5 yaşında, Zühre ise 15 yaşındaymış. Zühre her sabah okula gidiyor ve ancak öğleden sonra eve dönüyormuş. Daha sonra da derslerini yapıyor, arkadaşlarıyla telefonda konuşuyor ya da kendi başına müzik dinliyormuş. Zehra ise her gün evde bebeğiyle oynuyor ve resim yapıyormuş. Bazen de bebeğine elbiseler dikiyor, annesini izliyor veya kapının önünde arkadaşlarıyla top oynuyormuş. Zehra ne zaman Zühre'ye gel beraber evcilik oynayalım dese, Zühre, Zehracığım ben evcilik oynamak için çok büyüğüm. Hem zaten vaktim yok, yapmam gereken işler var, diyormuş. Zehra ablasının kendisinden bu kadar büyük olmasından hiç hoşlanmıyormuş. Alından bir şekilde, insanın kendisinden büyük kardeşi olması ne kadar da kötüymüş, diye söyleniyormuş. Bir gün Zühre, Zehra'nın yanına gelmiş ve demiş ki, biliyor musun, yarın anneler günü. Zehra, aa ama ben annem için hiçbir şey almadım, diye mızırdanmış. Bunun üzerine Zühre, üzülme, ben de daha hediye almadım. Haydi gel şimdi bir şeyler almaya gidelim, demiş. Daha sonra ikisi birlikte ana caddedeki büyük mağazaya gitmişler. Zühre annesine bir şal almış. Zehra ise bir çift ayakkabı satın almış. Tezgahtar ayakkabıları karton bir kutuya koyduktan sonra Zühre tezgahtara, lütfen bunu da şal gibi hediye paketi yapar mısınız, demiş. Bu sırada Zehra'nın aklına bir fikir gelmiş. Lütfen beyaz bir kağıtla paketler misiniz? Ben o pakete resim çizeceğim. Anneciğim benim resimlerimi çok sever, demiş. Zühre de gülümseyerek, çok iyi bir fikir. Böylece hediye paketi daha güzel olacak, demiş. Daha sonra beraber eve dönmüşler. Zehra eve gelir gelmez hemen boya kalemlerini çıkartmış ve paketin üzerine rengarenk çiçekler çizmeye koyulmuş. Tam çok güzel bir gül çiziyormuş ki aniden eli titremiş ve resmi bozulmuş. Zehra üzüntüsünden ''Ah mahvoldu, şimdi ne yapacağım?'' diye bir çığlık atmış. Bu sırada ablası Zehra'nın yanına gelmiş ve resme bakmış. Zehra hem üzüntüyle resme bakıyor hem de gözlerini ovuştura ovuştura ağlıyormuş. Zühre boya kalemini Zehra'nın elinden alıp ''Üzülme, şimdi ben onu düzeltirim.'' diyerek hediye paketinin üzerine bir demet gül çizmiş. Zehra mutlulukla, çok güzel oldu, insanın kendinden büyük bir ablası olması ne kadar da iyiymiş, diye zıplamış. Sonra da kocaman bir öpücükle ablasına teşekkür etmiş. Kardeşlik çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar?